Evet, şimdi dün konuştuklarımız böyleydi. Şimdi orada bir şey meselesi vardı biliyorsunuz. Dün konuşmuştuk. Bunu Mehmet Bey dile getirmişti. Babasının ölümünden bir gün sonra işte bir şey olduğunu, bir sofra kurulduğunu, etlerin falan şey, kurban kesildiğini, adak kesildiğini özür dilerim. Arkasından orada yani babanızın öldüğü yerde mi bilmiyorum ama bir gün sonra sizin bir anlamda alem yaptığınızdan yok bahsetti. Yok. Yani Yok, Doğan Bey ben evet bunu kabul etti. Yani ben evet şey yaptım yani adak kestim. Ama herkes bir araya gelsin bir birlik olalım diye kestim evet. diye söylemişti. Ama onu 10 ay sonra. Evet. Şubat 2022'de oldu ha, Şubat 2020 evet. daha yeni bu sene yaptınız. Tabii efendim. Tabii, tabii. Buraya gelmeden yaptınız tabii, yani. Gelmedim. Mehmet Bey dolayısıyla bu bir sofra kurulmuş. Bu arada eşiniz de büyük destek veriyor. Karı koca bu sizi böyle bir arada görmek de güzel yani karı kocanın birbirine destek olması. Yadigar'ın eli sürekli omuzunuzda hep böyle misiniz? Her peki? Zaman her zaman. Ha, her zaman böylesiniz ne güzel maşallah her size. Zaman. Hep. Valla kaç yıllık evlilikten sonra kimse bu halde olmuyor. Tebrik ediyorum sizi önce onu söyleyeyim Allah yani. Allah razı olsun. Evet. Sizde de. Ne güzel maşallah maşallah nazar değmesin. Size de uzun ömürler dilerim. Amin amin çok teşekkür ederim. Şimdi bakın diyor ki biz onu bir gün sonra öyle bir alem yapmadık. Yani ben 10 ay sonra işte hatta Şubat 2022'de Doğan Bey kabul ediyor. Ben böyle bir yemek yaptım. Ama kardeşler bir araya gelsin diye yaptık ve bir gün sonra yapmadık diyor. Fakat siz bize dün bir gün sonra olduğunu söylemiştiniz. Yalan hocam onlar yapacağını yaptı zaten hocam ya. Bir gün sonra yalanın, mı yaptı? Ne zaman bir yalan, yaptı? Bir yalanı kovalıyor. Onlar yaptı o dediği. Ne gün kestik hayır. onu Mehmet? Ne gün yaptım ben? Karşı yazar mısınız abi ya? Nasıl? Ya otopsi raporu gelmeden evvel ben hiç uğradım oraya. Ya, üç ay sonra geldim. Uğramadın. Ben de akıl bırakmadınız zaten. Ya akıl. Zaten akıl bırakmadınız. O zaman günde mantıklı bir saldırı, şey söyle. Günde bir saldırı. Ya yani, mantıklı bir şey söyle o zaman. Kadar ya beni arabayla götürüp imza bile attıracak oldunuz ya. Kim lan? Sen ne Murat? Ya benim arabam mı var? Murat'ın arabası inan. Ya bırak sen de yalan söyleme ya. Ya düzgün ya, oğlum. Tamam ya, bir dakika Mehmet Bey. Mehmet Bey bakın bir şey söyleyeceğim. Biraz gerçekleri söyle. Doğan Bey bir saniye. Şimdi buradaki kardeşleri ve Murat ve diğer kardeşler Yadigar'ı ve Mehmet Bey'i suçluyorlar. Turan Bey de Mehmet'e ve Yadigar'a destek çıkıyor. Diğer kardeş, yani 8 kardeş bir tarafta, 2 kardeş bir tarafta. Aile parçalanmış durumda. Ama şu bir gerçek yani Duran dede diyelim ki işte kalp krizi geçirdi ve sizin dediğiniz gibi oldu. Çırpına çırpına böyle parendeler atarak da orasını burasını da o sırada şey yaraladı ve o şekilde hayatını kaybettiyse yani Duran dede orada can çekişe ölürken hiçbir evladı yanında değil. Bu bir gerçek yani. Sonuçta yazık adam şöyle kahveye gidiyor eve geliyor. Orada yani o yani kalp krizi geçirerek geçirdiği sırada insan o şekilde parende atar. Hem önünü arkasını sırtını bacaklarını şurasını yapar mı bilmiyorum. Gerçekten enteresan bir durumla karşı karşıyayız ama Mehmet Yadigar siz ikiniz diyorsunuz ki biz babamıza çok iyi baktık. Tamam bunu kabul ediyoruz. Çünkü 17 yıl boyunca size beraber kalmış. Ve sonra da buraya geldikten bir süre sonra da Cumali'den şüphelendiğinizi söylüyorsunuz. Hala Cumali'den şüpheleniyor musunuz? Yok bak her insan getirir götürür babamı. Bu ha. 20 yıldır beraberiz. Buranın vatandaşıyla biz iç içeyiz. Yani Hüseyin abi de çekti. Onun yayınları da var. Tekrar bir daha çekim yaptınız. Kimden bir şey duydunuz? Hayır. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Ya, evet. Mehmet Bey aynı şey. Bak evet. Ama senin eşin orada dedi ki yayın sırasında. Cumali'nin hanımı Cumali'ye bir şey olursa şahit ol gelin diye şüphesini ya. Dile getirdi ya. Yadigar dile getirmedi mi Yadigar sen? Bak Didem Hanım. Ha. Lütfen elhamdülillah. Bak biz olan olayları olduğu gibi anlatan bir kişiyiz. Kişiliğe güzel, sahibiz. Tamam güzel evet. Ha. Yani lütfen. Niye adamı da çelişki içinde, bizi de çelişki içinde bırakıyorsunuz? Ay Mehmet ama Bey, Mehmet adam, Bey, Yadigar Hanım. O adam bir yardım ettiyse o adam suçu ne? Başka biri de olabilirdi. Ya Allah aşkına ben şunu da söyleyeyim. Cumali Bey de yayına gelsin diye kendisine bir yayın davetinde bulunduk. Fakat diyor ki Mehmet'le Yadigar buraya döndüğü için artık sıkıntı yok diyor. Ama Allah aşkına yani elini vicdanınıza koyun. Bakın diyelim ki benim dediklerim doğru olmayabilir. Ben yanlış bir şey hatırlıyor olabilirim. Ama biz yayın yaptık ve her şey kayıt altındaydı. Biliyor musunuz Mehmet'le Yadigar? Her şey kayıt altındaydı. Kendileri suçladı. Yani siz kendiniz Cumali'yi suçladınız. Yadigar kendisi Cumali'yi suçladı. Ne oldu da döndü? Yayını ben Didem size Hanım. Bir hatırlatayım. Yayında ne dediklerinizi unutmuş olabilirsiniz. Sizlik etmek istemem ama yayını bir hatırlayalım. O cümleleri siz kendiniz kurdunuz, sizin karınız kurdu. Yadigar kurdu. O zaman neden kurdunuz kardeşim yani? Bir gelsin ekranlara lütfen. Cumali abi,
Yasir'in de hanımına, hanımına geldiğinde bana bir şey olursa dedi. Evet. Cumali abine bir şey olursa dedi. Karıştırma. Hanımın. Hayır, karıştırma. Karıştırma. Yalan söyleme Cumali abi. Dedi de hanımım. Allah için. Bana dedi şahit olur musunuz dedi. Benim 5 tane şahidim var burada. Ben bu işin böyle olacağını biliyordum. Ben dedim ki akşam Duran amca buradan geçtiğini gördüm mü yenge dedim. Geçti abi dedin. Geçti sarsağlam geçti görmedim dedin. Ben de arkadaşlara ama ben o acıda yasını dinle dinle. Buraya kadar da dedin. Sizin senin böyle yapacağını bildiğim için o 5 tane şahit tuttum ben orada. Hadi hadi. Dedin ki şahit şahit olur musunuz dedim öyle buna dedi buna. Hocam. Ya, neye şahit oldun? Hayır. Neye şahit? Siz kendiniz Cumali'yi suçladınız. Yadigar kendisi Cumali'yi suçladı. Ne oldu da döndünüz? Yayını ben size bir hatırlatayım. Yayında ne dediklerinizi unutmuş olabilirsiniz. Sizlik etmek istemem ama yayını bir hatırlayalım. O cümleleri siz kendiniz kurdunuz, sizin karınız kurdu. Yadigar kurdu. O zaman neden kurdunuz kardeşim yani? Bir gelsin ekranlara lütfen. Cumali abi, Yasir'in de hanımına, hanımına geldiğinde bana bir şey olursa dedi. Evet. Cumali abine bir şey olursa karıştırma dedi. Karıştırma. Hanımın. Hayır, karıştırma. Karıştırma. Yalan söyleme Cumali abi. Allah için. Bana dedi şahit olur musunuz bunu, dedi. Benim 5 tane şahidim var burada. Ben bu işin böyle olacağını biliyordum. Ben dedim ki akşam Duran amca buradan geçtiğini gördün mü yenge dedim. Geçti abi dedin. Geçti sarsağlam geçti görmedim dedin. Ben de ama ben o acıda yasını ya dinle dinle. Buraya kadar da dedin. Sizin senin böyle yapacağını bildiğim için o 5 tane şahit tuttum ben orada. Hadi hadi. Dedin ki şahit şahit olur musunuz dedim öyle buna dedi buna. Hocam. Ha, neye günü şahit olacağım? Hayır. Neye şahit olacağım? Daha ortada bir şey yok. Bir şey yok. Tamam hanımı sana ne dedi? Cumali abine bir şey olursa dedi gelin dedi şahit olacağınız ha dedi. Benim ailemi karıştırmasın. Ben söyledim. Ben söyledim. Sen benim değil ailemi karıştırmasın. Hanımı söyledi. Hayır. Hanımı söyledi. Kendi de söyledi. Yasir gün bir dakika bir dakika bir dakika. Benim kendi de söyledim. Mehmet bak. Yasir gün dedi hayır. Ya bir susun adamcağız konuşsun. Şimdi Cumali Bey bunu sen söylediysen bize bir şey olursa şahit olun ne demek? Hanımın de. Bize bir şey olursa demedim ya. Ya yanlış anlatıyorlar bize bir şey olur demedim ya. Buradan böyle gitti benim bıraktığım gün şey yapmış ya ölmüş ya. Jandarma bunu kim götürdü bilmem ne onu da duydum ya. Akşam Yasir'ine geldim. Didem Hanım benim içimde kötülük olsa bunlar benim getirdiğimi bilmiyorlardı. Benim kendim izah ettim. Ben götürdüm Duram'a amcamı dedim. Mehmet dedi ki Cumali abi bilmiyordu. Sen mi götürdün telefonda dedi. Ya Allah razı olsun dedi ya. Ya benim içimde ben kötülük olsa ben götürdüm der miyim Didem Hanım? Burayı düşünseniz de siz ya. Peki sen ne dedin o zaman Yadigar'a? Bize bir şey olursa şahit olun ne demek? Dinle orayı da anlatacağım. Ya sebeple 5-6 kişi başka fazla kimse yok. Turan, Mehmet Turan, Tayfun kardeşim de vardı arabanın. Tayfun direksiyondaydı, hiç seslenmiyordu. Turan'la atıştım Mehmet, tamam mı? Evet. Bu Depeli Yusuf'un 20 dönüm aldı yeri onu çıkardım, onun işi bitti falan dedi. Biz de orada dinliyorum. Mehmet de diyor, adam para verdi, aldı, öyle çık falan olur mu diyor. Neyse Tayfun'la Turan, Tayfun hiç karışmadı, direksiyondaydı o çocuk. Bunlar gittikten sonra ben olayı çözdüm. Yenge dedim. İsmini bilmiyordum o zaman. Buyur abi dedi. Şöyle gelir misin yanımıza dedim. Geldi. Dedim ki ben o indirdikten sonra Turan amca yok. Turan, Mehmet Turan, Tayfun kardeşim de vardı arabanın. Tayfun direksiyondaydı hiç seslenmiyordu. Turan'la atıştım Mehmet tamam mı? Evet. Bu Depeli Yusuf'un 20 dönüm aldı yeri onu çıkardım onun işi bitti falan dedi. Biz de orada dinliyorum. Mehmet de diyor adam para verdi aldı öyle çık falan olur mu diyor. Neyse Tayfun'la Duran, Tayfun hiç karışmadı. Direksiyondaydı o çocuk. Bunlar gittikten sonra ben olayı çözdüm. Yenge dedim. İsmini bilmiyordum o zaman. Buyur abi dedi. Şöyle gelir misin yanımıza dedim. Geldi. Dedim ki ben indirdikten sonra Duran amcayı nasıl gördün dedim. Abi dedi kolay gelsin dedi. Açlığın susuzluğun var mı? Baba dedim yok dedi. Dedi. Geçti yok, gitti dedi. Ben de arkadaşlarıma dedim ki duydunuz mu arkadaş bak dedim. Benim olayım hep bu. Hepsi bu. Anladım. Hanımı hepsi söyledi. Ama ben söyledim diyor. Tamam, hanımı söyledi. Hanımı söyledi. Hanımı söyledi yani bana. Şimdi Cumali yayında demişti ki yenge dedim ben bıraktıktan sonra Duran dedeyi gördün mü dedim. Gördüm dedi. Ben de orada arkadaşlar vardı şahitsiniz dedim. Ben olayın bu noktaya geleceğini biliyordum.
Dolayısıyla yadigar da yalancıdır. Yalancı olduğu için ben orada kendime şahit yarattım. Cuma ile bunu ekranda dedi mi? E demiş ama lütfen Mehmet. Yani biz uydurmuyoruz ki bunu. Bir gün sonra olan. Adam onu demiş ama o bir günkü olay. Bir gün önceki olay o. Ha. Adamın daha da bırakıp gittiği olay ayrı, gün ayrı. Aa, bir dakika, yani, bir dakika, bir saniye, bir dakika Mehmet Bey. Şimdi babanızın öldüğü gün ben bıraktım diyor. Bir gün önce mi bıraktı yok, Cuma Ali? Yok. Bir gün önce yani burada durmuş demiş yemekle yedin mi konusu o bir gün önceki konu. Nasıl bir gün önceki konu ya? Yani aynı babam kirliğe gider gelirdi. Aynı konu. O da demiş yemem demiş. Ya bir dakika inmiş. baban cuma o gün gidiyor 31'inde gidiyor. O gün işte 11-12 saat 11-12 civarında da Cumali bırakıyor. Cumali o gün bırakmış zaten. Bir gün önce olan olay değil ki Allah aşkına ya Mehmet. Ya konuştuklar işte o olayı diyorum. Bir gün önceki olay. O da değil ki. Bana şahit ol. Yenge bana bunlar bir şey yaparsa şahit ol. Bir dakika anlamadım. Babanız ölmeden bir gün önce yine Cumali mi bıraktı? Bak Didem Hanım dinliyor musunuz? Mehmet Bey bakın çok önemli. Babanız ölmeden bir gün önce de Cumali mi bıraktı? Yok. Olur mu? Şimdi öyle bir gün önce dediğin olsun. Peki, Cumali abi bırakmadı bir gün önce. Mehmet Bey. Bir gün önce. Ya bağırma niye bağırıyoruz anlamıyorum ben. Ya normal ben sen ben bir taraf değilim. Ben sadece sizi anlamaya çalışıyorum. Niye bağırarak yayın yapıyoruz ki? Bir gün önce ne demek? Bir gün önce. Didem Hanım bu adam 30 yıldır 25 yıldır aynı düzende götürürük gelerek adamın arkadaşları orada gitmezse bize tepki bile yapar. Yani ben anlamadım. Yani bak Didem Hanım ben bu yayına sizlere ekibinizi sevdiğim için katılıyorum. Tamam. Bu katılmam da son defa sizlere hayırlı yayınlar ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ya niye suçlamıyoruz? Kendinizi bilin. Cumali Bey. Suçlu değilsin niye kaçıyorsun? Mehmet niye kaçıyorsun? Biz suçlu değilsin niye kaçıyorsun kardeşim? Ya suçlamıyoruz ki. Cumali'yi sen suçladın. Yadigar duyuyor musun? Yadigar sen beni duyuyorsun. Sana cenaze sırasında, taziye sırasında daha doğrusu o akşam sana demiyor mu Cumali? Diyor ki Cumali'ye bir şey olursa hanımı şahit ol diye demiyor mu? Buyur Didem abla. Ya Cumali'nin hanımı Cumali'ye bir şey olursa şahit ol diye sana söylemedi mi? Yani bir gün evvel dedi kayınbabayı sordum. Yemek gidin mi baba dedi. Yok. Benim için katılıyorum. Tamam. Bu katılmam da son defa sizlere hayırlı yayınlar ve suçlamaları kabul etmiyorum. Ya niye suçlamıyoruz? Kendinizi bilin. Cumali Bey. Suçlu değilsin niye kaçıyorsun? Mehmet niye kaçıyorsun? Biz suçlamıyoruz ki. Suçlu değilsin niye kaçıyorsun kardeşim? Ya suçlamıyoruz ki. Cumali'yi sen suçladın. Yadigar duyuyor musun? Yadigar sen beni duyuyorsun. Sana cenaze sırasında, taziye sırasında daha doğrusu o akşam sana demiyor mu Cumali? Diyor ki Cumali'ye bir şey olursa hanımı şahit ol diye demiyor mu? Buyur Didem abla. Ya Cumali'nin hanımı Cumali'ye bir şey olursa şahit ol diye sana söylemedi mi? Yani bir gün evvel dedi kayınbabayı sordum. Yemek yedin mi baba dedi. Yok dedi. Yedim orada kızım dedi. Çorba içtim dedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Dedi. Yoldan geçer. Benim yanımdan geçer kayınbaba her zaman. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak Yadigar'cığım sen şimdi diyorsun ki yani o gün cenaze ölümün olduğu akşam söylüyor sana. Bir gün önce söylemiyor ki. Adam onu da niye demiş biliyor musun? Bizi günlerden korktuğu için. Vay yalanım Hatay'da. Yadigar'cığım Cumali hem 30'unda hem de 31'inde iki gün arka arkaya babanızı, kayınbabanı evine mi getiriyor? Yok. O bir gün önce de neyi ilgisi var ya? Yadigar'cığım. Başka biri getirmiş yayan geçti. Tamam Yadigar'cığım. Yanımızda yayan geçti. Yadigar'cığım. Torba içtim dedi, gelin dedi, ben dedi. Yemek gönderme bana bugün dedi. Yadigar'cığım bir gün önce ne demek? Cumali hangi gün getirdi babanızı da bu sohbet ne zaman geçti? Bir gün evvel başkası getirecek. Kayınbabayı. Ya bak bir gün önce tövbe estağfurullah aklınızı dalga geçiyorlar. Oynuyor. Ya bir gün önce ya bir gün önce. Olmadığı zaman getiriyor bacım. Ya anladım Yadigar'cığım canım benim. Bir gün önce sen eğer başkası getiriyorsa Cumali'nin hanımı o zaman neden sana geliyor diyor ki Cumali'ye bir şey olursa şahit ol diye sana niye söylüyor? İşte Mehmet'e demiş ki hanıma demiş ki biri öyle dedi bize kısımları kardeşleri. Hanımın bacısı dedi ki biz dedi kardeşlerinden dedi suçlama yaparlar dedi korkuyoruz dedi onun için dedim ya dedi. Adam
bunu neden gelsinler size söylesinler? O zaman adamı öldürmek için plan mı yaptı Cumali? Adam ölmemiş daha. Ya, özür dilerim adam dediğim için de. Duran dede ölmemiş. Duran dede ölmeden müneccim mi bunlar bir gün önce geliyorlar konuşuyorlar? Ha? Yasirin de demiş. Yasirin de dedim size kadın. Yarın Cumali'nin başına bina alırlar diye korkmuş. Hani kulağınla duyduydun? Hani bir gün önceydi? Hani bunu sana söylemedi mi Cumali'nin hanımı? Cumali'nin hanımı bir gün evvel söyler mi bana? Söylemedi. Allah Allah. O zaman şimdi hanım batsın. Ne diyor anlamadım. Siz anladınız mı sevgili izleyiciler ya? Ya özür dilerim. Ya bizde mi? Bir dakika ben şu anda diyelim ki ben anlamadım. Burada hiç kimse anlamadı. Bir gün önce bir gün sonra meselesini. Ya sevgili izleyiciler Allah aşkına siz anladınız mı meseleyi? Yani ben hakan izleyicilerimle konuşuyorum lütfen beni görür müsün? Bir de dedem yani biz çok, gerçekten çok merak ediyorum. Yani biz mi anlamadık? Biz mi anlamadık? Siz mi anlamadınız? Ya da onlar başka bir plan mı yapıyorsunuz? Gerçekten anlamadım. Buyurun Funda Hanım. Vallahi şeytanın avukatlığını yapabilir miyim? O zaman adli tıp uzmanlarımızın söylediğiyle biraz da örtüştürürsek bunu. Hı hı. Bir gün önce demek ki Cumal değil de başka biri Duran dedeyi dövdü. Bunu da Yadigar'la Mehmet biliyor. O yüzden de o darp izlerine ben sebep oldum olarak algılanması diye Cumali böyle bir ikazda bulundu. Şimdi o zaman ben de şunu söylerim. Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten bahsedebilir miyiz? Evet, hatta teşebbüs bile değil. Şimdi şöyle yapalım, ben size onunla ilgili hukuki destek verecek zaten. Şimdi İnşallah. Bu yayınların hepsi bir delil niteliğindedir. Sonuçta biz de bir kamu görevi yürütüyoruz. Sayın savcıyla soruşturma savcısıyla bir görüşme yapılmış. Sayın savcı biz kalp krizi olduğunu düşünüyoruz demiş ama şimdi biz bu yayınlarla bütün çelişkileri sayın savcım ortaya koyduk. Takdir tabii ki yargının ama bu kadar çelişki varken hala yok efendim bu kalp krizi diye ısrar etmek, yani önce Cumali'yi suçluyor. Sonra diyorlar ki biz öyle bir şey söylemedik diyorlar. Arkasından diyorlar ki işte bir gün önce bir gün sonra geldi. Yadigar söyle hangisi doğru Yadigar'cım ya? Yapmayın ben Didem Hanım. Ha söyle Didem söyle. Ben küstü. Biz Cumali Bey'i tanımıyoruz bile biliyor musun? Nasıl? Ben hiç Cumali bilmem Cumali. Şeyimiz samimiyetimiz kendileri yok. Kendileri adama hakaret etti halen ağlıyormuş biliyor musun bana hakaret ettiler diye. Bir de bıraktım yas yerine gittim dedi duydum dedi yas yerine gittim. Yani suçu atan kendileri biz Tayfun suçlamadık. Tayfun Bey diğer kardeşiniz mi? Tayfun abim Ankara'daki abim. Tayfun Bey'i bir arar mısınız arkadaşlar evet. O da şahit bak, o da olmuş. Duymuş bunu. Evet o da duymuş Cumali Bey'in bu şekilde konuştuğunu. Bak üçün ikisinde bile Turan abimle kavga etmişler mal için. Düşünsene orada tartışma olmuş. Ya ben anlam veremedim. Şimdi bakın bir gün önce demeleri gerçekten çok kritik. Funda Hanım'ın da söylediği evet, gibi. Evet. Çünkü bakın sevgili izleyiciler. Taktılar mı mikrofonları? Ya suçu...